bulgulara yönelik ikinci bakıda ve girişimsel işlemlerde kılavuzlukta da oldukça etkin bir yöntem. Bu kadar kullanım yönü selam. Kızımız ders çalışıyor için. Portakal suyunu getireyim mi? Portakal suyu. Ay ne kadar güzel olur. Çay getireyim mi? Zihnim çalışıyor. Selam. Merhaba. Çocuk gelecek. Luna. Gelecek çocuk hakkında haberim yok şu an. Çocuğu hatırlayamıyorum. Korona Senem dedi ki korona bronşin aşısı yapılacak. Çok tatlı bir çocuk. Bence çekmezsiniz Doruk Bey falan dedi. Göreceğim bakalım, bilmiyorum. Hadi interaktif yapalım. Belki aşağıya alt yazılı videoları seviyorum yazarsanız şu andan itibaren video alt yazılı hale gelir. Oy, ben de video çekeyim diyordum seni. Çekmem de izin var mıdır? Çekin. Video çekmemizde, yayınlamamızda izliyor musunuz? Biliyor musunuz kanalımızı? Kanalınızı şeyi izliyorum. YouTube'da. Yok. Bilmiyor musunuz? Aa. Tamam. YouTube'da o zaman Senem ablamız birazdan göstersin size. Tamam. YouTube'da bu sıfaların videolarını yayınladığım bir yer var. He. Böyle hoşumuza giden ya da bilgi vermemiz gereken durumlarda videolarını çekip böyle yayınlıyoruz. Tamam. Kızımız. İzniniz var değil mi? Evet. Peki. Güzelliğim. Oy seni kedi baksana koymuşlar. Ama biraz bakım yapsaydık sonra çekseydiniz. Tamam. İçeride ben fön çekerim. Saçına başladın. Aşkım benim ya. Merhabalar. Oy benim güzelliğiniz. Büyümüş doğmuyor artık buraya. Evet evet. Son girişleri. Aynen. Belki şöyle son bir ayı. Yavrum ne yaladın sonrasında ya? Sonrasında yürüyerek gelecek artık. Hayırlısı. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasıl gidiyor yavrum? Sen i̇yi, iyi, iyi, iyi. Çok güzel. Aksama, tıksama herhangi bir durumunuz var mı? Yok, yok. Yapıyor. Ara sıra mı? Ara sıra yapıyor. Ne kadar sıra yapıyor? Tadı çok güzel galiba. 3 kere, 5 kere. O niye yapıyor? Ya da tadımı beğendi. Bir de burnu soğuk ev. Normal mi? Tabii tabii. Yani sonuç olarak dışarıda olan bir alan olduğu için et havalar... Kapatalım mı hadi? Dışarıya çıkar kapat. Mı? Kapat. Yani gene de işte serinlikte... Kapatacağım ya, kapatacağım. Problem değil. Yani sizler de ölçtüğünüz yerlerden biri önünde gelir. Tamam. Oy güzel güzel. Bugün ilk aşılarımız olacak. Korona ve bronşitim olacak. Evet, evet. Her şey yolundaysa bir muayenesi sonrasında gerçekleştiririz. Eğer bugün olup ki her şey yolunda yaparsak 2 hafta sonra repertuarı olacak. Yani ikinci dozları olacak. Aynen. Çok çok önem arz eder ikinci dozları. Yani hasta etmeyelim. Evet. Hadi içeri, içeri. Anladım. Hadi kapanıyoruz, kapanıyoruz. Çek burnunu, çek burnunu. Çek burnunu. Heh, aç şunu. Nasıl kapanıyor? Kapandı şu an. Yok, şöyle. Kilitleri de var. Çanta çok güzel şu an. Güzel ama küçük kaldı kızıma. Evet. Şurası da açık. Tamam, ben tuttum bunu. Artık zaten değiştirmeniz gerekecek. Yani daha doğrusu çıkması gerekecek için. Yani evet. Ben şimdi bir şey yapalım, tutamazsın falan ama yardım edeyim. Teşekkür ederim. Çok ihtiyacımız var gerçekten. Ne kadar? Açıl, susam, açıl. Garip garip şeyler ya. Ne kadar iyi bir eldiven giysem de... Çocuk yalnız elimi yalaya yalaya bitirdi bak. Birazdan size de yapayım. Hoş geldin. Tamam, öpüşürüm, öpüşürüm, öpüşürüm. Hemen yalar elini düşürüm. Evet. Aşısı varmış herhalde. Köpeklerimiz nasıl hasta oldu? Yalı? Yarı yarak. Köpeklerimiz nasıl hasta oluyor? He. Gidip sağa sola yalarlarsa sağa sol değilsin Adem. Yanlış anlama. Sağa sol muhabbeti yapmadık sonra. Sağa sol. O günü linçletmek üzerine kurulu bir şey yönetiyorum zaten. Beni sevmiyor musunuz yoksa? Şimdi de, tamam direkt bunu daha önce de geçmişinde solma yolları problemi vardı. Annemle alabilirim. Lan ödüm koptu yemin ediyorum. Ensenize ha diyecektim. Annem, yaklaşmıyorum sana. Zoom yapalım. Yaklaşırsam çünkü ayaklanacaksın. Böyle olmuyor ama. Ben tutayım mı? Sen karşıya geç de. Şu karşıdan sarıl. Aslında güzel durmuyor. Hocam 5 dakikalık iş değil mi ya? İşte aşıyı yapıp versenize. 5 dakikada zaten muayeneyi ne uzatıyorsunuz diyenlere gelsin bu da bak. Şu an çocuğa solunum yoluyla alakalı bir aşı uygulanacak. Bronşin aşısı. Ama akciğerde bir problem varsa, çocukta hapşurma, tıksırma varsa, hekim tarafından da evet bu akciğerde problem var. Oskültasyonda, o steteskopla dinlediğinde. Bunun onayı verilirse muayenede, fiziksel muayene diyoruz biz buna. Mıncıklama muayenesi. Evet.
Elle muayene ediyor. Aynen. Elle sıkmaya çalışıyorum şu an. Mental gayet güzel. Yani bakacağı da gırıltı mı var? Ya öyle bir farklı bir ses aldım ama düzenli olarak dinlemem gerekiyor ki solunum seslerinin rutinini. Sonuç olarak şimdi şöyle bir şey var. Bu çocuklarla düzenli olarak vakit geçirmiyoruz. Elbette ki karakteristik şekilde solunum alma şekilleri de olabilir. Ha, elbette farklı ayırt edici sesler var. Ama o sesleri almasak da belli bir düzeni dinlemek için böyle hani iki dakika baktık ha tamam bir şey yokmuş deyip bırakmak değil de bazen uzun süreli dinlemeye ihtiyacımız oluyor. Bu da öyle bir tabloydu. Yani geçmişinde de böyle bir... Ha, aşı yapılacak mı? Asıl yapacağım. Önemli konu yapacağım, evet yapacağım. Tamam. Yani korkulacak bir şeyimiz şu an yok. Yok, yok. Tamam. Yani elbette basit çaplı. Şey olur, her yeri kıl zaten. Aksırı tıksırı olur ama her zaman değil. Tamam. Ateş de çok hissetmedim ama. İşimize bakalım mı? Tabii ki. Böyle bunların göbeklerinin ısırası mı geliyor? Ha ben de tık 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 evet. Diş vuruyor sandım. Sen göğüşe mi vuruyordun? Evet. Ay yakın tipi bak. Çok güzelsin. Yala yala bitiremedim. Böyle bir tekerleme vardı ya. Neydi o? Biri sanki orta buraya böyle sormuyor. Isırmış gibi. İnsan ısırmış gibi. O vakayı da yaşadım. Ama ısırılmayacak gibi değil ki. Bir vaka geldi öyle. Kedisinin göbeği çok böyle etli diye, hani şeyli diye böyle. Şöyle yapayım da bir yandan da muayeneyi izleyeyim. Çok hareketli sıfa ya. Tamam, çocuğun göbeği çok lazım. Etli diye böyle sahibi hani evet. Isırmış bir anlık kendini tutamamış bir tık fazla kaçırmış. Hatta sevgilinin arkadaşıydı. İsim vermiyorum buradan. Rencide etmeyeyim ekranlar karşısında. 80 milyon izliyor sonuçta. Çocuğun şaka değil hakikaten. Çok narin derileri olduğu için biz basite alıyoruz ama dişlerin şeyi olmuştu böyle. Küçük küçük izi kalmıştı böyle. Yani ciddi bir şey değil ama sahip çok korkmuştu. Ya hocam vallahi şakasına yaptım hani o anlık falan demişti. Böyle de bir anımız var yani. Hadi bakalım yapalım. Şimdi mızmızlayacak. Kıyamaz onu. Direkt oradayken yap. Adem'in kulağını kapsın. Oradayken ben. O zaman şöyle Adem. Hadi suratını çekeyim bari ya. Allah benim bir tanecik çocuğu. Dokunayım mı? Lap diye ısırma ha bak aşı yapılırken. Aferin. Aha hiç de sesi çıkmadı. Aferin. Çocuğun günahını aldınız. Varan bir. Çocuğun günahını aldınız. Cimcikli Adem bir yerlerini. Aferin benim güzel çocuğuma. Lap diye ısırma tamam mı? Bak çok kötü risk alıyorum şu an. O benim bir tane. Bir tane benim. Ya çok güzelsin. Elime yapışık falan diyeceğim. Elim de sallıyor. Annem bir dahakine fönünü çektir de gel tamam mı? Kilomuza bakalım Adem Bey. Buyurunuz. Sizleri tahta alalım. Adem'in kilosunu da öğrenmeden stajını bitirmeyelim değil mi? Aynen öyle. Şimdi mesela şunu da sorabilirler. Neden kartın üstüne köpeği koymuyoruz da Adem'i çıkarıp onun üstüne bakıyoruz diye. Çünkü bu yavrumuzun daha aşıları tam değil. O yüzden yerdeki zemin yani böyle işte. Elektrostatik falan filan diye pazarlanıyor. Lakin temizliği de aslında kolay ama nihayetinde her zaman temizle tutamayız orayı. 3. Sen mi bakayım? 3 kilo mu? 91 kilo da Adem. Çok su içtim ya ben 90 kiloyum şimdi buradan çıkar. Tabii 20 kilo su. Su. Göbüş yapmış hadi güle güle anneciğim. O bir tane. Geçmişler olsun şu gözle alakalı kısmı. Zaten... Ya oğlum benim elimde ne var lan? Elimin tadına bakasım ya. Ekmeğin de tadıyor mu? Herkes mi yiyor? Bende zerdeçal var. Belkini yiyebilir. Eşek sıpası herkesi yalıyormuşsun. Ben de kendimi özel hissetmiştim. Aşağı yiyeceksin. Aşkım senden önce kim sormadı desene. Hadi güle güle. Orada bir şey yapıyor yalnız. Kapat sen. Şöyle yapayım mı? Kapandı. Kapat. Çek bunu. Çek bunu. Heh, tüyleri de çek. Tamam. Şunlar abisi. Heh. Şimdi box'ımızı tanıtalım. Box'ımız birkaç tane. Ya bu box hiç de tanıtılacak bir box değil. Tamam. Geçen tanıttığım box'tan bir sürü hasta sahibi almış gelmiş. Ekip de şey diyor, keşke sponsorluk alsaydık bir sürü para kazanırdık diyor. Niye box'ın babamın şirketi olduğunu bak, söylemediniz mi? Tamam öyle miydi? Evet. Tamam öyleymiş. Ama böyle ürün verdiğimde bak tekrar uyarıyorum. Verdiğim ürünün satıcısına işte sizi şurada övdüler falan filan sakın yapmayın fiyat arttırırsın. Ben zaten sponsorluk almıyorum. Hani gidip bari milleti kuşkulandırmayın. Hazır ucuz mucuz falan deyip böyle sunuyorum. Öyle yani sponsorluk almamamız bari sonuç versin değil mi karşımızda. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanala abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Abone olanlara da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hiçbir şey konuşasım gelmedi. Hayatta keşke hayvan gibi adam olsa herkes. Bak mesela hiçbir kedi köpek zorlayarak kendini konuşuyor mu? Size sevdiriyor mu kendini? Sevdirmiyor. Gelmiyor. Ben de şu an hayvan gibi adamlık yapasım var. Hiç de konuşasım yok.